B-Times'in katkılarıyla hazırladığımız Senior Ne Diyor'da sezonun son bölümüne hoş geldiniz. Sezonun son bölümünde İtalya Milli Takımı'nın turnuva öncesindeki son durumu, turnuvada olabilecekleri favori oyuncularımızı, sürpriz oyuncuları hepsini bütün sezonu birlikte sürüklediğimiz sevgili partnerim Doruk Keskin'le konuşacağız. Hoş geldiniz tekrar, sen de hoş geldin abi. Biraz buruz. Diyorsun. Son program diye işte, açtın, burkulduk, burulduk yani. Yeni sezonda devam ederiz inşallah. Keyifli sezonda ama abi çok teşekkür Herkes bunu söylüyor. Çok e, insanlarla da karşılaşıyorum. Mesajlar da alıyorum. E, Ayrıyetten kendim için e, bunu söyleyebilirim. Çok keyif aldığım bölümler oldu. Geçen şeyde de saydık. Gene bayağı bir şey öğrendik bu senede yani. yani özellikle ben. Estağfurullah. Özellikle ben öğrendim. Ben zaten bu programı seninle paylaşmaktan her daim keyif aldığımı... Bil mukabele. ...uzatılan mikrofonlarda, çeşitli WhatsApp gruplarında, sokak röportajlarında bahsediyorum. Eksik olma. Bolonya yazın da nihayet yayınlandı. Ee, tavsiye ederim. Çok tatlı bir yazı. Nihayet. Ee, benim... Pek dumanla aram yoktur ama en sevdiğim duman şarkısını da kullanmışsın. Tek sevdiğim hatta. Çok iyi şarkıdır. İstanbul, muazzam şarkıdır. Crossing the Bridge'de Beni benden almıştır o canlı performans. O belgeseli de tavsiye edelim. Ama tabii Duman'ın Belki Alışman Lazım albümü Türkiye'de yapılmış en iyi 3 albümden biri olduğu için bu sözlerine katılmıyorum ama tabii ki saygı duyuyorum. Say, saygı duyuyorum. Peki favori Türkçe rock albümün hangisi? Belki Alışman Lazım. Öyle mi? ya yani, ama tam benim jenerasyon, tam bana denk geliyor. Ya yani bilmiyorum... E Biraz tabi subjektif bir soru bu. Yani mor ve ötesi de kafa çıkartabilir orada. Bulutsuzluk Özlem'i kendisini gösterebilir ama bende en fazla nüfus etmiş, etki etmiş Duman'dı ve o albümdü gerçekten. Teşekkür ederim. Seninkini sormayacağım. Ee, seyircilerimiz merak etsin. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlar Devam yansınlar. edersek söyleyeceğim Yorumlar sezondi. yansınlar. Abi niye sormuyorsun yani? <laughs> Abi İtalya'yı konuşacağız dedik ama iki Avrupa finali geçti. Biraz onları da bir Tabii. değinelim. Atalanta maçı oynamışız zaten. Evet. Yani Atalanta sen pat 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 yapmışsın. Hı -hı. Maçı orada bitirmişiz. Fiorentina'yı da aslında senaryoyu yazdık da tam öyle olmadı. Evet ee, Fiorentina öyle beklediğimiz oyunu oynamadı. Zaten sıkıcı bir finaldi kendisi. Ee, ama o golü yedi yani anıyla şanıyla. Bize Juventus maçlarını hatırlatan o golü yedi. Ben maç boyunca çok gitgeller yaşıyorum böyle. Maçtan kopup başka bir şey düşünüyorum. <laughs> Bu maçta da yan konum Jovetic oldu. Jovetic benim çok sevdiğim bir oyuncuydu Fiorentina'da. Prandelli döneminin Jovetic'i. <laughs> Ona baktım iyi gidi günler dedim. Akıp gidiyor. Ben de İb bakıp biraz dedim ki <laughs> İborra hala nasıl oynuyorsun be abi? Yani 37 yaşına geldin neredeyse artık. Yani belli bir yaştan sonra insanlar biraz kamburlaşıyor falan ya. Yani. boyundan azalacaksın o kadar büyüdün hala çapa olarak oynuyorsun helal olsun dedim içimden. Çapalar tehlikeli oluyor abi onlar oynuyor. İyi e bu arada galiba işte zamanla biraz geri attı kendileri. daha öndeydi sanki sezon kariyerinin başında. Abi Atalanta maçı girelim mi çok kısa söyle. Gir gir buyur. Ee, yani hem şöyle bir şans vardı. Leverkusen'i düşme evresinde, düşme periyodunda yakaladılar. Hem de bence böyle olsa son dönemde çok karıştı daha e, durumları. Yani Boniface'den vazgeçtikten sonra işte sahte dokuz denemeleri ki bu maç da sahte dokuzla başladı Adli ile. Adli maçı bitirirken sol kanat bekiydi. film Firimpong'u forvet arkası yani garip denemeler yaptı bence. Ve gerçekten e, Leverkusen'e kafası karıştı. Ya karıştırdı. Ritsigen e attı oralara Roma maçı. Evet, aynen öyle. E, ve yani Gasperi'nin çok böyle hata kaldırır bir yapı değil. Şunu bir kez daha gösterdi Gasperini. Gerçekten bu işi çok iyi yapıyor abi. Atalanta'ya karşı oynarken iki şey net yapmanız lazım. Bir, sırtı dönük oyununuzun çok iyi olması lazım. İkincisi de ilk dokunuşunuzun, dokunuşunuzun çok iyi olması lazım. Yani bayılttılar pres'te. Yani Kuzen'in hem e, savunma ön oyuncularını hem de stoperlerini çok zora soktular. E, şaşkınlıkla karşıladı insanlar ama... Benim şey yazımda e, orada ufak bir anekdot vardı. Maç önü pre yazımda. Abi geçen sene direkt oyuna geçtikten sonra e, Gasperini, Adem Lukman 12 maç 11 gol attı. Evet. Zaten bu maç Lukman'la başlamasının sebebi tam olarak kontrol oynayacağım demiş. Yani ben 11'i görmedim ki eyvah %40'tan yukarı çıkmayacak hoca. E, müthiş kurgulanmış bir plan. Ayrıca beni Atalanta'nın başında kaldığı için de sevindirdi. Çünkü Porto falan diyorlardı. Ama Porto'yu falan takip ettirip mi hocam bize ya? Zaten ortalık karışık ya. Yani. <laughs> Yerin yurdun belli hiç yani, bulaşmıyor. Bergamo'da takıl. Ya. Sadece kulübün tarihine değil abi, ülke futbol tarihine de geçti. Bir Şampiyonlar Ligi finalinin direğinden döndü. Evet. E, bunu başardı. O takımı Şampiyonlar Ligi takımı yaptı. Atalanta, Cenova gibi bir takımdı yıllarca yani. E, o açıdan... Ve üstelik hep seninle konuştuğumuz... Yani. Biz hep birbirimizi e, destekliyoruz ya da kendimizi tekrarlıyoruz da... E, sezon içinde çok konuştuk. Antrenörlerin bir plana sadık kalmayıp kendini değiştirebilmesi... Hatırla Gasperini Cenova'da üçlü savunmasıyla parladı. Inter'e gittiğinde Inter üçlü oynamaz gibi Moratti silinler falan yapılmıştı. Ee, çok sisteminde e, felsefesinde ısrarcı bir hocaydı. Atalanta'da da aslında o felsefesine uygulayarak kendini gösterdi. Ama yıllar içinde işte oyuncular kaybetti, büyük sorunlar yaşadı. Oyuncular onu deşifre ettiler. Buna rağmen Allegri gibi saçmalamadan kendi yapısında değiştirerek kendini çok zıt bir futbolda oynatarak zaman zaman e, o felsefesini yani oyuncudan verim alma, sistemi iyileştirme, rakibe göre sistem bunların hepsini toplu bir şekilde bir nevi Atalanta'da ustalık dönemini geçirdi. O ustalığa evirdi kendini. Bu açıdan çok kıymetli bir imza kondurdu İtalyan futbolunda. Yani ilk 2-3 Serie seriye konuştuğumuz senior bölümünü açsak kesin ya bu sene Gasperi'nin gidişatı da dediğimiz ya emin olamıyoruz dediğimiz tabii, tabii. yerler vardır. Ama Se Ocak'tan sonra da hep övdüğümüz program. Var. Evet ya ama biliyorsun yani Atalanta'nın belli dönemler çıkışları ve inişleri vardır. Sadece ben Serie A'yı kapatırken şunu üzüldüm. Ee, İtalyan hocam kazansaydı kupayı yüce Ivan Juric e, Torino ile Konferans Ligi'ne gidecekti. Çok ed hak ediyor gerçekten. Ama İtalyan kupayı kazanamayınca hocam da 9'unculukla yetinmiş oldu. İtalyano herhalde şey dedi ya bir tane orta seviye takımı daha övdürtmeyelim şimdi. <laughs> Zaten bizi zor <gülüyor> övüyorlar. <gülüyor> Dünkü maçtan başka ne kaldı aklımda bir şey kalmadı. Teracciano benim bayıldığım bir konu. Şundan dolayı bir ya. risk yani. <laughs> Ayaklı bir risk. <laughs> evet. Çataldan bir topu alabilir ama ayağına topu attığında topu kime atacağını kendi bile bilmiyor. Muazzam bir böyle ip üstünde ol, olduğunuzu hissediyorum. Cambaz ya. Cambaz ya. Ya ben e, İtalyanlıyı çok seviyorum, çok güveniyorum işte üzerine yazı yazdın falan ama ya dün dedim ki herhalde bu hoca bizi patlatacak bir yerde. Abi Christian Kouame'yi yani ben gerçekten hiç anlamıyorum bak. Kouame'yi oynatmasını şimdi şöyle <laughs> düşün senede 55 maç rotasyon yapıyor. Kralısın hepimiz seni çok seviyoruz. Biliyorsun bu oyunu. Farkın var falan eyvallah. Abi bu maç şey maçın senin. Ana 11'ime çıkacağım dediğim maç. Nico'yu koymuş, Bonaventura'sı, Arturo, Mandragora'sı tertemiz bir takım koymuş. Abi Christian Kouame o fundamental da gerçekten nasıl bir seriya takım ilk 11 oyuncusu? Verona da falan oynaması lazım abi. Çok kötü bir fundamental'ı var. Şey abi onu özetleyen cümle şu. İstediği gibi topa vuramadı. İstediği gibi önünü alamadı. Özeti bu adamın. Hız dışında, atletizm dışındaki hiçbir platformda hemen hemen yok. Böyle yerler İtalyan'ın verdiği böyle kararlar beni biraz korkutuyor ben şaşırmadım. Zaten söylemiştim ben Olympiakos favorim. Ya bir de şanssızlık da var. Deplasmanda oynuyorsunuz tabii. Net bir deplasman maçıydı. Neyse. Seneye bir final daha. Abi yeter artık ya. Seneye lige asılmazsa komisyonu patates yapar. Tabii. Ve ligde de yükselemediler yani o aşamayı. Hani 8 olursun, 6, 4, 5. Geçen sene de bu sene 8 oldu. Aynen. Ya hadi tamam konferans finali diye şey yapıyor. Yediriyor da komisyon çok zengin biliyorsun. Hadi hocamlar al paranı git. O kupa Mourinho kazandığı için Hı. yüceldi diyorum hep biliyorsun. Çok haklısın. Yavaş yavaş unutulacak çok onun prestiji. Hiç kendini kurtaramaz. Çok çok haklısın. Yüzde yüz Evet gelelim milli takıma. Spalletti hocamın 30 kişilik kadrosuna. Belişkir bir hoca konuşalım ya. Artık yani bir senedir bu hocayı konuşamıyoruz ya. Konuşamıyoruz ve eleştirerek başlayalım istersen. Buyur. Yani tamam 11'i almadık. Ama sezon boyunca övdük. Bu çocuk kaleci dedik. Nerede ya Di Yani ben bu dört kalecinin eyvallah Provedel'i de severiz, Vicario'yu da severiz de. Melet'i bile severim ben biliyorsun ama yani eldivenleri versen bir İtalyan ligi takipçisi ve bir diğer takipçisi olarak ne yaptın demeyecek binlerce İtalya ligi takipçisi varken dört, bir dörtlüğü al bari bir şey yap. Faccioli'yi alıp moral vereceğine bize Hayır. ne abi Fancu'nda ya? Niye <laughs> moral saydı? Rehabilitasyon yani gazetiydi. Kader kurban. <laughs> o zaman şeyi de alsaydım bizim. Tonali'yi de, Tonali de alsaydım. Onu daha da Aynen yani. Tonali Fancu'ndan daha iyi oyuncu. Ya madem öyle to Tonali daha iyi idman verir sana. <laughs> yani bir öyle açalım istedim. Büyük hata. <laughs> Büyük hata. Ya bir Mesela, kere... Locatelli'ye çok takılan var normal olarak belki ben ama takılan. benim bir numaram Di Gregorio. Ya bir kere abi sezonun en iyi kaleci ödülünü de aldı yanılmıyorsa. Yani bir sen kere atıyorsun link geldikçe salıyorsun bana bak bak diye. E, Taçlandırman lazım ya. Ya yani ele tamam ilk kamptan sonra ele ama de ki ben seni görüyorum bak. Sen bu sezon ligin en iyi kaleci performansını gösterdin. Ben seni yani Juventus'a gidecek muhtemel. Öyle diyorlar. Şimdi abi sana dün de yazdım. Ben de bir kalecinin Juventus'a gitmesine bak. Perrin diye bir şey var orada. Abi ya o çocuğun da hakkını ne yiyorlar ya. 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 ya ben olsam Perrin'i buraya kulübe, bile yazarım ya. Şu kulübe gitmeyin ya. Ya Perrin gerçekten oradan ayrılsa ya 3-4 takım dışında her yerde direkt Atalanta'da direkt oynamaz mı? Oynar. Lazio'da Provederi sıkıştırır bence oynar. Meret'ten zaten daha iyi kaleci. Dün sana yazdım ama bence İtalya Milli bir takımın birinci kalesi Vicario olmalı. Benim popüler bir fikir olmayabilir. Bir Vicario olmalı, iki Di Gregorio olmalı şu an. Ama Donnarumma ve Meret'in ya öyle bir aurası var ki o takım. Abi Meret gerçekten kötü bir sezon geçirdi. Yani Napoli kimi iyi sezon geçirdi ki sen bir de kalecisini evet. alıyorsun. Yani savunma performansı da ortaya koymamış. İşte Bolonya'dan atıyorum Skorupski Polonyalı olmasa al fazla. Vanya Milinkovic'i alırsın Sırbistan milli takımı değil İtalyan olsa 17 16 tane clean sheet almış adam. Meret'in hiçbir esprisi yok. Provedel Geçen senenin ekmeğini yiyor. Bu sene de bir şey yok. Donnarumma bence zaten aşırı hype bir kaleci. Artık menajerimi, takımımı, neyse. Bu konuya çok da girmek istemiyorum. Sen de katılmıyorsun ama müthiş bir fiziği var. Ama ben yani a sınıf bir kaleci olduğunu başından beri düşünmüyorum. Sadece çok tecrübeli. 16 yaşından beri oynadığı için. Vicario'nun e, imkansız, Vicario muhtemelen olmadan büyüktür hala. Yaşlılarını bilmiyorum ama bu takımda e, eldivenleri alması lazım ama yine Donnarumma meret geçecekler. Kim? Vicario mu gönderilecek diyorsun? Ya o kadar da yapmaz herhalde hocam. Proveder göndersin ya. Bu kötü lazım. Bence Meret gitmeli var. ama bilemiyorum. Bence de Meret gitmeli. Ama sanki bana Meret ikinci kalecisi olarak kalacak gibi geliyor. Çünkü Napoli'de beraberlerdi. Yani orada sabır gösterip buraya alıyorsa tutuyor demektir bu adamı. Ama o sezon iyiydi Meret ya. ya abi kötü değildi. Ama yani... Bence Vicario net daha iyi bir kaleci. Çizgi dışında yani ve kaleci. Yani söylüyorum bu dördünün arasında. Ben de Meret'i dörde yazarım ama hani çekiyor yani sabretti dediğin Napoli döneminde iyi performans. Ama almış. bir sene öncesini hatırla şampiyonluk e verdi. Doğru. ya yani o sene iyiydi ama üç sene çalıştılar abi beraber. Her sene iyi değildi. Yani Provedel gidecek diyoruz burada. Ben buradan Provedel'i eliyorum. Zaten bir kaleci üç oyuncu eleyeceğim. Hala umudum var Meret diyorum. Spalletti bence Evladım evladı hesabı tutar ya. Defans açar bir Bastoni, Bellanova, Bonjorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Di Marco, Mancini, skalvini. En iyi bölge bence bu takımdaki. Evet. Şahsi fikrim bu yönde. Ama bir defans lideri, bir Nesta, bir Cannavaro, o bir e, kiyeliğini var mı? Yok. Açar bir, Artık orayı açarbıcılık yaparak. Yani düşünsen o ekibin arasında açar bir olsa abi diye gezecek bu adam. Ya yani suları taşırdı muhtemelen. Tabii. Ama performans ve form olarak haklısın. Sadece e, performans olarak değil kurgu olarak da buraya konuşmalıyız. Evet. Yani Spalletti dörtlüğü oynadı oynadı oynadı. Sonra Güney Amerika turunda üçlüye döndü. Gibi Spalletti, Napoli'de, Zenit'te hep dört, dört, üç, hatırlıyoruz elbette ama bu adamın Udinezesinde üçlüsü var. Roma'sında 4-6-0 var. Açık. Dün de söyledim onu bir grup analizinde. O açıdan bize iyi bir antrenör performansı bekliyor olabilir. Yani bir 4-3'e bağlı çıkın oynayından ziyade maç içinde bile değişebilecek bir İtalya milli takımı izleyebiliriz. Ben sanki şimdi Di bir türlü oynatmalısın. Ligin en iyi sol, sol beki, sol kanat oynayacak. Kesinlikle oynatmalısın. Bastoni'nin Hücumda bu kadar sıkıntı yaşarken o ek hücumcu meziyetini ki Bastoni bence savunmacı olduğundan çok hücumcu Kesinlikle. özellikleri. E bunu kullanmalısın. Şimdi dörtlüğü oynatırsan bana kalırsa Bastoni, Mancini oynayacaksın. Mancini arkada hiç böyle gözün kapalı bırakacağın bir stoper değil. Hamleli ve garip davranışları olan bir stoper pat diye 10 kişi kalırsın. Onun için bir üçlü kurması gerektiğini düşünüyorum. Evet Mancini'yi gene oynatabilirsin. Ee, ama Calafiori gibi bir performansı görmen gerekiyor. Bastoni ile ikisi uyumu yakalarsa üçlüde akıl almaz işler izleyebiliriz. Ee, bütün bunlara bakınca da e, Di Lorenzo sağ içi onun komutanı güvencesi Napoli'de de e, canı ciğeriydi sağ içi e, lideri olarak. Ama ben bir 3-5-2-3-4-3 yorumunda Di Lorenzo'nun sağda oynayamayacağını düşünüyorum. Orada da benim adayım Cambiasso. Ya da Bellanova'ya güvenecek. Ya Bu yüzden bence en iyi zaten yer burası. Evet. Yani fazla Her alternatif. Lastiği uzatabiliyoruz istediğimiz kadar. Evet. Şeyi de söyleyeyim. Benim de gider adayım Scalvini abi. İlginç. Ee, ya Ben de bir savunmacı eleyeceğim. Ben Bongiorno'yu eve yollayacağını düşünüyorum hocanın. O da mümkün. Ee, ama bir stoper yollayacak. Bence de bir stoper yollayacak. Şimdi çok haklısın. Burada şöyle bir sorun var abi. Şanssızlık var. Calefiore ve Bastoni sol ayaklı olduğu için... Mançini ya da Acerbi'nin iki yanına bunları koymak çok işine gelmeyecektir hocanın. Yani Bastoni kaleye geçecektir solu. Ee, ben üçlü oynayacağını düşünüyorum. Üçlü oynaması gerektiğini düşünüyorum bu arada. O sen de aynı fikirdeyim. <laughs> Hücumdaki eksikliklerini Dimarco'yu, Cambiaso'yu, Bastoni'yi daha yüksekte oynatırsa Scalvini'yi daha yüksekte kullanarak biraz e, törpüleyebilir. Sağ stoperinde Mancini/Scalvini olabileceğini düşünüyorum. Scalvini teknik bir ayak. Orta sahada oynatıyor onun Gasperini'ne. Bonjorna daha salt bir stoper. Yani Bonjorna burada açar birinin bana backup'ı gibi geliyor. Orayı Mancini'ye de geçebilirsiniz. Ben o yüzden kendisine dedim Belenova çok doğru tercih. Geçen hafta zaten ben 11'ime koymuştum. Bu üçünün sağında Cambiasso'nun da bile önünde olabilir. Sebebi çok daha hücumcu ve çok daha hızlı olması. Cambiasso da... E, Onun ritmi önemli. Yani temposu iyi Cambiasso'nun. Becerileri tartışılır. Aslında o da biraz Motta'ya yazıyor. Yani Tiego Motta onu orta saha gibi, sahte bek gibi kullandıktan sonra Allegri, ''Aa ben bundan bir orta saha yapabilirim.'' dedi bence. Cambiasso'yu yer yer orta sağlaştırabilir da bilir Böyle bir avantajı var. Darmian bence şey götürmez. Yani tartışmasız kalacaktır. En kötü abilik yapacaktır. Üçlünün sağ stoperi Hı. olabilir. Üçlü sağ oynar, dörtlü sağ oynar. Evet. 3-5-2'de e, zaman zaman sağda yedeklediği oldu. Di Lorenzo'da şöyle bir durum var Spalletti'nin e, Napoli döneminde çok nadir üçlü savunmaları oldu şampiyonluk sezonu oldu bir önceki sezonu ikinci sezonunda oldu çok nadir üçlülerde Di Lorenzo'yu ben sağ dış stoper hatırlıyorum ama tabii burada ona gerek kalmayacaktır e, ama ne olursa olsun Di Lorenzo bir oyun kurucu olduğu için e, özellikle dörtlü oynuyorlarsa ben sağ bekin Di Lorenzo olacağını düşünüyorum. Boncorno şundan ben eleyemedim abi. Boncorno tam bir yaslanan takımın güreşçi stoperi. Doğru. Bunu kullandığında bu takımda en iyi o işi yapabilecek stoper o kalıyor elinde. Doğru. Ya yani Scalvini, Gasperini orta saha oynatıyor çünkü o çocuk orta saha oyuncusu olabilir ancak stoperde. İşte o da çok uzun oraya da olmuyor. İşte stoperde bilmiyorum çok eksiği var gibi geliyor bana. O yüzden ben onu kullandım ama Boncorno da mantıksız değil. Bana şöyle geliyor abi. Ee, ya Scalvini ya Bonjorno elenecek. Scalvini elenirse ben turnuvaya dörtlü başlar derim. Bonjorno'yu eve yollarsa Scalvini ile üçlü oyna, yani üçlü yapı için Scalvini'yi tuttu derim. Peki Bastoni ya da Calafiori'den birini ortaya koyup sağlı sollu birini liste Mancini, Bastoni. Evet orada da e, güvenebilecek mi? Çünkü en zor iş merkez savunmacılık ve onu Bastoni'ye veremezsiniz. Hem hücuma yollayamazsınız hem de Bastoni yani haklısın. Birebir savunması falan düşük seviye bir oyuncu yani. Bek oynasa daha verimli olur. Öyle bir oyuncu. Ee, bana biraz riskli geliyor açıkçası. Hmm. Belki bir iki sezon daha Calafiori böyle devam ederse o yükü alabilir. Çünkü ben onu savunma tarafında beğeniyorum. Özellikle şeyi çok beğeniyorum. Yazıda da yazmıştım. Ters ayakta yakalandığında o ayak ritmini çok iyi ayarlıyor. Sprintlerde. O çok önemli. Mesela Alessandro Nesta çok iyi yapardı. Ee, o açıdan bazen hata yapıyor ama zamanlaması, fiziğini kullanması, sürati e, koşarken daha nasıl diyeyim daha derli toplu Kalafiori deparlarda. Bastoni çok yalpalamaya başlıyor kısa mesafe güçlü oyuncularla. Ee, evet ama zamanda yani biraz daha kanıtlaması lazım. Ya bir sene Juventus oynasın. Sene olsa Euro gelip... En uygun oraya dikecek oyuncu açar bir olur tabii ki. E tabii. Ama Kalefiori'nin de... Mesela Gasperi'nin elinde olsa kalifiori Gasperi'nin de orta saha oynatır. Bence o ayak kalitesi de var. Zaten... Juventus maçı hatırla bitirdi. Zaten buraya bakınca... Herhangi bir böyle net sol bek yedeği olmaması da Kalefiori'nin zaten olacağını gösteriyor. Çünkü sol bekte de zaten mevkisi o ve bu sene başvurulduğunda da gayet temiz işler yaptı. E Kambiya tabii oraya devre. E tabii olabilir. Gerek Ama Kalafiori işte. de götürür o işi. Tabii bence de. Bayağı verimli, kullanılabilecek isterse 4 stoperle, isterse 3 stoper 2 kanat bekiyle, 2 bek 2 stoperle e hamuruyla yoğurabilecek, oynayabilecek bir kadrosu var savunmada Spalletti'nin. Orta saha Barella, Cristante, Fagioli, Foloruncho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Ricci. Rich, özür dilerim. Tam, tam doğru Keskin'in niş tercihi bu da ya Spallet'ten. Folio çağırayım. başlayalım istersen. Başlayalım. Çünkü hani e, sıkı seri takipçileri bizi takip etmesine rağmen ilk defa bu isim, isimle karşılaşmış olabilirler. Biraz enteresan bir oyuncu. Enteresan goller atan ligde. E, böyle şapkadan tavşan çıkarabilen bir oyuncu. Ee, ama bu seviyede mi tartışılıyor? Yani Lazio altyapısı e, oyuncu ve seri C'si var. Lazio bunu saldıktan sonra seri C'ye gidiyor. Oradan Napoli alıyor. Oraya buraya Napoli de al... oynatmadı. E tabi. Oraya buraya alt liglere kira alıyor. Verona'da e, ki büyük iş yaptı ha, ligde kalarak biraz ön plana çıktı. Ben ya, eğlenmezse çok şaşıracağım. Açıkçası yani benim dört ele, eleme adayım Vika e, pa, özür diliyorum. E, Provedel, Bonjorno, Folorunşo ve Fagioli. ...olarak ben belirlemiştim. Ee, tabii it, orta sahadaki en... ...güçlü taraf şu... ...gerçekten Turnuvan'ın... E, ...bir tutucu ve iki sekizi oynayacaksan... ...Turnuvan'ın en iyi sekizlerinden ikisi sende. Yani Fırat Tezi ve Barella ile sen... ...on numara eksiğini de kapatabilirsin. Forvetinden ya da kanatlarından... ...almayı bekleyip alamadığın gol yükünü de... ...telafi edebilirsin. Üstelik bence üçlü bir orta saha yapısına... ...dönerse ki... ...o da mümkün... Jorginho zaten onun rejistasız olmayacak bir durumu. E, tabii. yani senle de konuştuk. Hakan niye İtalyan değil diye evet. dua ediyordur kilisede. isyan ediyordur diyelim. Ama Pellegrini de özellikle dripling hücumu açısından onun elindeki iyi parçalardan biri. Çünkü orta sahada öyle bir sıkıntı var. Yani drip adam geçerek ilerleyecek bir orta saha. Pellegrini özellikle De Rossi'den sonra o özelliğine kavuştu tekrar. Pellegrini de X faktör olabilir bu orta saha. Sadece biraz üst üste biniyorlar değil mi orada yine? Yani mesela bir 4-3-3 kurgulayalım. Jorginho ya da işte Cristante neyse. Üçünü hmm. beraber bence oynatamaz. Ya, Pellegrini, Barella, Fratezi çok geçirgen bir orta saha olur. Burada bu üçlü... Jorginho'su zaten bir kurgu yapmaz bence. Bana da öyle geliyor. Yani ne kadar Jorginho'dan o verimi alır bilmiyorum da. E... Yani sanki Pellegrini bu 2-8'in arkasında Turnuva başında kalacakmış hissiyatı veriyor. Çünkü Spalett'e hep Fratezi Varello oynattı. Öyle ben de düşen özellikle turnuvalarda maçın düştüğü tempoda Fratezi gibi bir tane Mickey Mouse'un kenardan. kenardan gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, Öyle bir oyuncu yok bak. Doğru doğru bu da güzel bir bakış açısı. Katılıyorum. Fagioli'nin hızlı bir şekilde evine döneceğini <laughs> düşünüyorum. Yani Büyük haksızlık olur. Ricci de iyi sezon geçti zaten bak buraya bile bakıp Ivan Juric'i övebiliyorsun. Evet. Ricci, Bellanova, Bonciorno. Torino gibi bir takımdan 3 oyuncu. Benden çi hani tutacağını düşünüyorum Fadjoli yerine. Abi Fadjoli tutmasın zaten yerine ne kurbanın olayım ya. Abi bana böyle mantıksız bir şey. Buraya çağıran yani ya, bak Locatelli'yi alıp oynatmasa bir şey demezdim. Abi, zaten biliyorsunuz saçmalık ya. Locatelli'yi ben 6 numarada çok da bu çapta bir oyuncu olarak görmüyorum. Locatelli arkasında Verratti ve Jorginho olduğunda parladı şampiyonada. Çünkü o işleri arkada yapan biri olduğunda o fiziğini de kullanıp iyi bir ek hücumcu olabilen bir oyuncu. Şutördü. Evet şutördü tördü. ama yani şimdi. Ama yine de yani şurada e, ya ben Locatelli'yi çağırıp Ritchie elemesini beklerim. Ya birincisi abi. Tabii ne? tabii yani onu diyorum. Değil mi? Hani Locatelli buraya alıp oynatmazsın bir şey demem ama bu Fagioli falan alıp Locatelli'yi neye dayanarak almadın? Garip. Zaten Abi yani, ligi kadar garip değil bence. Torino'dan aldığı oyuncu sayısı Juventus'un aldığı oyuncu sayısından fazla. fazla. <laughs> Otur, hocam düşün sen. ile hocam. Evet abi yeter bu kadar orta saha gıybeti diyelim ve en sorunlu bölge birçok futbol severe göre. Ee, Sıkamakka biraz içimizdeki o korkuyu azalttı belki ama İtalyan milli takımı takipçilerinin ama yine de. İtalya milli takımını 94 Dünya Kupası'ndan beri severek takip eden bir futbol severim. Ara ara kırgınlıklarım olmuştur. Ama Christian Vieri'den sonra işte Tony Gilardino hadi onları da ekleyelim ama yaklaşık bir 15 sene oluyor herhalde. İtalya milli takımının forveti var. Bu taraf çok güçlü dediğimiz bir dönem hatırlamıyorum. Geçen turnuvada en çok eleştirilen adam son 5 yılın 6 yılın en büyük İtalyan golcüsü Immobile'ydi. Chiesa de, çıktı sahneye. Finali de sahte 9'da falan geçti. Tabii canım. Cristante attı ikinci yarıya bir filan. Onun için tek buradan yorumlayamayız gibi düşünüyorum. Ve burada Spalletti'nin tercihleri, dizilişi, stratejisi önemli olacak. Bir numara Chiesa'nın performansı. Sen en son eleştirirken golü attırdın. Öyle bir performans lazım Chiesa'yı. kamçılayacak bir şey. Ee, i̇ki, şu oyuncuya dikkat elbette Skamakka çok fırladı bir anda yine. Bir de çok şık goller atıyor Kerat'a. Ama abi ben Spalletti'nin sisteminde Raspadori'ye de böyle bir sarılacağını düşünüyorum zaman zaman. 4-6 sıfırlama sıfırlama olur? 3-5-2 forvet orta saha arası mı olur? Ee, ya da işte Chiesa ile ikisine son yaptığı öyle bir hangi ekvator muydu? Kieza raspa oynadı. Öne Retegui attı. 3-4-3 gibi filan. Bir türlü raspa doğru ve Kieza'dan verim alabilmesi İtalya'nın önemli. yoksa bir türlü gol atılıyor abi. Zaten gol attığında değil de yediğinle kupadan eleniyorsun aslında yani. Evet ya da kupayı alıyorsun. Ya da alıyorsun. Ya zaten şunu bir altını çizelim. Burası bir turnuva. Kimse iyi futbol beklemesin. <laughs> Buraya millet kazanmak için geliyor. Onun için İngiltere takipçilerine de biraz geçen kupada da hatırlıyorsan konuşurduk. Tabii. Abi adama artık bize bu kupayı al diyorlar Southgate'e. Yani bize Premier Lig temposunda futbol oyna demiyorlar. Çok savunmacıymış. Ne yapsın ha? E, Didi Didier Döşan 2018'i kazanırken evet. Pogba deliler gibi savunma yapıyordu yani. Ya bir de e, Venables hücumcuydu da hatırlamıyorsunuz yani. 96'da geldi Almanya eledi size evinizde. Ya Maalesef. Biraz turnuvaya farklı bakmak lazım ama tabi izleyici de vaktini kaliteli geçirmek evet. Hak veriyorum. Şimdi ilk olarak şunu söylemek isterim. Burada 2, 4, 6, 7 oyuncu var. Bence iki tanesi formda. Ee, daha çok kenardan gelen senin Mickey Mouse çoluk. E, enteresan bir tabir bir da bilmiyorum. Belki kullanırım Mickey Mouse çoluk yapmak. Ee, Bologna'da Mickey, Bologna'nın Mickey Mouse'u var iyi durumda. İki senedir çift aynı atıyor. Kendini iyi hissediyor. Diğeri de Skamakka. Yani bu ikisi dışında formda oyuncu bulmak zor. Kiyaz'a formsuz. El Şeravi'nin burada olması yine bana bir 3-4-3 işte 3-4-2-1 bahsettiğin Ekvator maçı gibi yapar ve El Şeravi'yi kanat peki oynatır mı sorularını da getirdi. Böyle de yapabilir. Çünkü hani bir tarafı gerçek bek bir tarafı hücumcu bir kanat oyuncusuyla da geçebilir. E, Raspadori tamamen şey abi bazı hocalar bildikleri oyuncuları çağırırlar. Ki öyle bir 3-5 oyuncu slotu da olması lazım bence. Ee, mesela bizim ilk takımımızda da oluyor. Yunus Akgün gibi. Yani çok e, kulüp performansı düzenli oynamasına rağmen Montella diyor ki ben bu adamı biliyorum benim Samet sistemimde işte. oynar. Samet gibi. E, Raspodaro öyle bir oyuncu ve bence de olmalı. Sen demin söylediğinde direkt aklıma şey geldi. İnzage'nin 3-5-2'si. Immobile'nin yanında gibi gözüken ama arkasındaki hmm. Luiz Alberto. Alberto. Raspadori öyle bir iş yapabilir. Gizli golcü gibi. Retoği yokluktan kötü bir sezon geçirmedi ama yokluktan burada bu bir gerçek. Biraz pis bir golcü ya abi. Yani gole ihtiyaç olduğun son maçlarda atabilirsin içeri. İki son 20 dakika. olarak. Çok mantıklı. Eee yani formsuz. Bu bu biraz sıkıntı olabilir. Yani kanatlarda Şimdi dörtlü oynadığında senin elindeki kanatlar üçlü oynadığındaki kanat beklerinden daha geride. Hı hı. Bence bu sebepten biri üçlü oynamalısın. Yani Dimarco ve sağda kime oynatırsam Bellanova diyeyim hadi. En profil olarak aşağı olan. Bu ikisi bile şu an form ve yapabilirlik olarak Zakkani, Chiesa'dan daha iyi durumdalar. Zakkani olarak... ve El Şaravi'yi <laughs> almasa 26'ya ben ne yaptın demem abi. Zaten biraz yokluk bunu gösteriyor. ...olmadığı için almak zorunda Şimdi keza formsuz da Chiesa'nın potansiyeli canım, belli tabii abi. Tabii. Yani bir delilik yapabilir. Tabii canım. İspanya'ya attığı golü atacak bir oyuncu yok şu kadroda. Tabii canım. E Zaniolo olsa biliyorsun sağlıklı olsa Zaniolo şu an kadrodaydı. Yani, Villa'da direkt doldurulmasına rağmen. Yani çok düşündürücü yani. En sıkıntılı yer burası ama tekrarlayalım. Yani iyi bir savunma performansı orta sahadaki o topu toplayan rakibe tehdit olan orta saha koşulları... Bunlar zaten turnuvada sizi bayağı ilerletebilen unsurlar. Yani sadece İtalya'nın artık eskisi gibi hücumcusu yok ee, kalıplarıyla da yaklaşamayacağımız bir kadro. Yani felaket, rezalet bir kadro da değil bu bence. Değil e, ama A sınıf yani turnuvanın ilk torbasında değil İtalya. Turnuvayı kazanabilecekleri bir dört torbaya ayırsak. Ben e, ikinci klas, ikinci sınıfta olduklarını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de yapabilirim. Ben aslında böyle bir şey bekliyorum. Mesela Arnavutluk maçı daha agresif bir 4-3-3. İspanya maçı 1-3-5-2. Orta sahanın kalabalıklaşabileceği 1-3-5-2. Mesela Hırvatistan maçı tekrar bir 4-3-3. Çünkü yani Hırvatlar da e, İspanyollar kadar İtalyanları boğabilecek bir takım değiller bence. Hücum olarak zayıf olduklarını düşünüyorum ben. Onlar gene o tecrübeyle götürmeye orta ve etkisiyle. o ağır tempoyla. Evet. Ee, yani bunu değiştirip değiştirip üçlüyü dörtlüye çevirip bir şeyler çıkartabilir ya Spalett'te. Arnavut'un kadrosu şey değil mi tam? Son haftada düşmeye oynayacak Lecce kadrosu. <laughs> Lecce kadrosu. Şey, forvetleri de Arnavut. Yok Karadağlı mı ya onların forvetleri? Karadağlı. Orsolini'yi unutmayalım. Bak formda dedim Orsolini fena bitirmedi sezonu. Zaten Orsolini ile Skamakka'ya formaydım ben. Ha, özür dilerim. Hücum tarafından ben başka formda bir oyuncu bulamıyorum. Ki Orsolini de kenardan gelen bir oyuncu. Bilinçli olarak kenardan gelen bir oyuncu. Bir dörtlü oynayacaksa sağ önde Orsolini ilk bir başlayacak gibi gözüküyor. Kesinlikle. Benim şahsi fikrim bu yönde. Artı Orsolini Orsolini için çok uygun bir orta saha yapısı var. Yerinde duramayan orta saha oyuncuları. Evet abi. Büyük boşluklar, koşulardan atılan boşluklar ve Orsolini'nin oraya sızıp şut imkanları araması tamamen Orsolini'nin sistemini ve stilini tanımlayan bir ee, oyuncu grubu var yani. Beni, Ferguson onu bayağı adam etti yani Ferguson'un oyun tarzı. Ferguson, Z, işte Ziggs'e Ferguson'u, Ferguson Orsulini yani modda böyle bayağı e, grift bir yapı oluşturuyor. E, şeyi almamız çok enteresan, evladıdır. E, ben onu da çok şaşırdım burada, Politano'yu almamış. Hmm. Bir sakatlığı yok diye biliyorum. Ki Napoli'de de en elle tutulur performanslar ondan çıktı bu sezon. Kesinlikle katılıyorum. Ee, Politano'yu almaması da bana üçlü oynayabileceği imajını veriyor biliyor musun? Çünkü yani bunu hep söylüyorum. Politano kontenin üçlüsünde yok olmuş ve Napoli'ye gelmiştir. Acaba üçlü oynayacağını bildiği için mi Politano'yu buraya hiçbir şekilde enjekte edemem diye, e, entegre edemem diye mi düşündü? Bunu bize hem Türkiye maçı birkaç gün sonraki, hem de Bosna maçı verecek ama Bosna tabii tam e, iyi bir test değil bence. Türkiye-İtalya maçının o yüzden seyir zevki olarak da yüksek geçmesini bekliyorum ben. Peki e, bu kadroyu İtalya futbol federasyonuna gönderirken yanlışlıkla forvetlere bir O harfi yazıp silmiş midir yani artık alışkanlık ya da temenni olarak? Ee, özlemiş midir bir Santorfor'la oynamayı? Ya olabilir, olabilir. Ee, i̇çinden geçirmiş olabilir ama belki eli varmamıştır <laughs> artık yani. Ee, ama gerçekten çok ciddi bir açık var orada ya. Ya Mançini'nin dönemi bu Gittiği dönem daha felaketti. Ki bu sezonun başı bile sıkamakka böyle değilken İngiltere maçları filan acayipti. Ki yani Retegui işte yokluktan Tabii, getiren adam. Mancini, getirdiler adam. Yani. Hocam Arjantin'de bir çocuk var dedesi İtalyanmış. Bu, bu telefonda geldi herif. 5 önce Nijerya'ya gidip yapsaydık demiş midir <laughs> Spalletti için daha ya. Yani? Durum bu abi. Ne bekliyorsun peki takımdan? Ee, Gruba artık herkes hı. gruptan çıkıyor zaten. Onu geçiyor. Ya yani gruptan çıkacaklar. Yani ikinciye de üçüncü çıkmaları e, burada sonraki turu belirleyecek. Ama ben maksimum gidebilecekleri yerin çeyrek olduğunu düşünüyorum. Yani çeyrek finalin bu takımın e, yani ne büyük iş ne Beklenti altı e, olabileceği yerin çeyrek finale olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten e, iyi takımlar var. Ya, enteresan tercihler yapan İspanya'da da mesela e, burada onlardan iyi durumda. Hırvatistan'da kestiremiyorum abi. Yani son iki turnuvayı kötü geçtiler ama işte demin de söyledik, Omurga çok sağlam. Ön üçlüyü beğenmiyorum e, Kramaric dışında ama Omurga orta saha ve stoperler çok sağlam Hırvatlarda. Ya herkes taslamam değil bu grupta. O yüzden Spalletti'nin biraz akışta oynaması lazım. Biraz parçaların yerini değiştirmesi ve maç içinde de senin söylediğin gibi bazı geçişlerle, taktiksel geçişlerle nabza göre şerbeti vermesi gerekiyor. Ee, ama çok bir beklentim İtalya'dan yok. Keyif keyif alalım. Abi 2021'de de çok bir beklenti Tabii yoktu. Diyorum. Tak. za varsa umut vardır. Yoksa da bize ne zaten yani. Babamız Gianni Rivera. Büyük babamız Matsuo'la değil. Sen yine galiba bu takımdaki e, X faktör adayını sorayım. Kieza'yı mı oynatacaksın? Kieza benim yıldızım, X faktörüm değil. Kieza yı varsa, varsa yıldızdır. Kim, kim bu turnuva bittiğinde böyle ağzımızda bir tat bırakır desem Kieza mı dersin? Hayır, o açıdan şunu söyleyeyim. E... Kimden iyi bir performans bekliyorsun diyeyim? En salt böyle sorabileceğim galiba. Eğer oynatırsa Kalafiore'yi çok konuşur gibi geliyor izleyiciler. Biliyorsun öyle şeyler oluyor yani Gosens ünlü olduğunda biz Gosens'i zaten 200 yıldır biliyorduk. Tamam. Ee, burada da Calafiori'ye sanki ya biz yıllarca dedik bunu kardeşim diyeceğimiz oyuncu olarak Calafiori olabilir. Keza geçen turnuva öyleydi benim için çünkü dergiye de yazmıştım yıldız adayım diye. İlk iki maç oynamadı bile Ama sonra gösterdi en iyisiydi. kendini. Turnuvanın İtalyanlar adına Kesinlikle. en iyisiydi. Gururla izledim. Ama burada artık kendini kanıtlamış bu oyuncu. Formsuz. Forma girdiğinde mutlu eder ama şey açısından yani insanların zihnine girmesi açısından Calafiori oynarsa eğer turnuva bittiğinde İtalya'da işte şey gibi e, Solbeck, Spinazzola da öyleydi yani biz biliyorduk Spinazzola'yı evet, Atalanta'dan. Spinazzola da değildi yani. Yani ee, onun herkes bilmesi lazım artık. Evet, Yani, suçu, suçu. yani Atalanta'da çok evet. gene ilk parladığı dönemler işte o kadronu. Ya e, tabii bilmesi lazım. E, ama Avrupa Şampiyonası'nda yani 3 maç bile yet. Sonra sakatlandı ama o turnuva o adamla hatırlandı. 4 evet. e, numara giyiyordu hatta burada o kadar. da. E, yani Spinazzola'sı Calafiore olabilir. Bastoni artık ünlülerden sayıyorum. E, o çıkışı o yapabilir. Ben de ünlü ünsüz ayırt etmek sizin e, turnuvaya Barella'nın damga vurabileceğini, İtalyanlar adına Barella'nın damga vurabileceğini düşünüyorum ki çok da iyi bir dönemde değil Barella. Kendi değil. standartının altında. Ya Barella şey diye görüyorum ben işte hani herkes diyor Fatih Hoca'nın da en beğendiği oyuncuymuş falan artık bizim ülkede en çok tanınan İtalyan herhalde Barella. Tanınacak gibi değil yani sanki turnuva bittiğinde ya kardeşim şu Barella'ya biraz yardım etseydiniz de gibi cümleler kuracağız gibi hissediyorum ben. Ben gene azim bekliyorum. Ya. Yani. Olabilir. Bir bir belki ıkansın. aynı olur. Bir önceki turnuva gibi 1 iki maç belki bench'ten gelir. Sonra yükselir. Yani uzun bir süreç turnuva. Tabii tabii. Hele artık Euro'lar daha uzun bir süreç. Yavaş yavaş Dünya Kupası şeyine gidiyor zaten. Ayağı. Günde üç maça hazır ol. Ağzına sağlık abi. Sezonu bitiriyoruz. Ee, çok keyifliydi. Her şey için teşekkür ediyorum. Hem izleyicilerimize katkılarından dolayı hem de sana. Ben teşekkür ederim. Büyük keyifti. Sizlere de en çok teşekkür. Sizlere tabii ki bütün sezon boyunca 22 program değil mi? Toplam 22. program bu. 22 program yaptık. Desteklediniz, yorum yazdınız, fikir verdiniz. Bir Times'ın katkılarıyla hazırladığımız Senior Ne Diyor'da sezonun son bölümünün de sonuna geldik. Öbür sezon görüşmek dileğiyle diyelim. hoşça Hoşçakalın.